Herkese merhabalar. Algoritmauzmanı.com'un hazırlamış olduğu sıralama algoritmaları derslerine hoş geldiniz. Bu dersimizde insertion sort işlemini göreceğiz. Insertion sort hakkında genel bilgi vermeden direkt örnek üzerinde anlatım yapacağım. Bu şekilde daha işlevsel oluyor. 6 tane sayımız var. Bu 6 sayıyı insertion sort algoritmasına göre sıralayacağız. Insertion sort'ta temel kural bir tane key belirlemek. Bu key sıfırıncı indisten değil de birinci indisten başlıyor. Şu şekilde ilkin key'i belirliyoruz. Daha sonra dizinin ilk elemanını yani sıfırıncı elemanını sıralı kabul ediyoruz. Bu key'i sıralı dizi içerisine sokuyoruz. Yani şöyle 7 anahtar değerken 11 sıralı dizi olarak kabul ediliyor. Ve ben bu sıralı dizi içerisine uygun konuma 7 sayısını sokuyorum. Zaten sokma sıralama denmesinin sebebi bu. Sıralı dizi içerisine uygun konuma sokulma işlemi burada gerekli olan unsur. Yani ne oluyor? 7, 11'in soluna geliyor. Dikkat edin, burada bir swap yok. Yani swap işlemi yapmıyoruz biz insertion sort'ta. Diğer işte bubble sort ya da selection sort'taki gibi. 11'i ben kaydırıyorum. Swap yapmadık. 7 ile 11'i yer değiştirmedik. 11'i kaydırdım. 7'yi uygun konuma soktum. Buradaki esas mevzu bu. Daha sonra ne oldu? 7 ve 11 sıralı dizilerim oldu. İkinci adıma geçiyorum. İkinci adımda yine key belirliyorum. Key 2 olacak. Key 2 olduğu için 15 sayısı. Sıralı dizime bakıyorum. 15 sayısı 11'den büyük. Herhangi bir yer değiştirmeye gerek yok. Daha doğrusu insertion'a gerek yok. O zaman ne olur? 7, 11 ve 15 artık sıralı hale gelir. Şimdi diğer adıma geçelim. Üçüncü adımda key indisi 3 oldu. Sayım da 3. Şimdi ne yapacağım? Burası önemli. Esas insertion olayını burada daha net göreceksiniz. 3 ile 15 karşılaştırılıyor. 3 ile 11 karşılaştırılıyor. 3 ile 7 karşılaştırılıyor. 11 yazmışım, 7 olacak. 7 karşılaştırılıyor. 3 bu sayıların hepsinden küçük olduğu için 15 bir sağa kayıyor. 11 bir sağa kayıyor. 7 bir sağa kayıyor. 3'ü o konuma sokuyoruz. Ne oldu? 3, 7, 11 ve 15 artık sıralı dizi. Olayın mantığı bu şekilde. 4. adıma geçelim. Key indisinin 4. O zaman 16 sayım 15'ten büyük. Insertion yapılmayacak ama 16 sıralı olacak. Yani 3, 7, 11, 15, 16 artık sıralı dizim. 5. adıma geçiyorum. 5. adımda key indisim 5. 13 sayım değerlendirmeye alınacak. 13 ile 16 karşılaştırılacak küçük. 15 karşılaştırılacak küçük. 11'de karşılaştırılacak ama orada işlem yapılmayacak çünkü 13 11'den büyük. Yani 11'in sağına yerleştirme yapıyorum. Böylece 3 7 11 13 15 16 şeklinde sıralanmış bir dizi elde ediyorum. Peki tüm bunların kodu nasıl yazılır? Şimdi buna bakalım. Ben buraya başlayayım, include studio diyeyim. Studio eş diyorum. Bir de main fonksiyonum oluşturayım. Return 0 yapalım. Daha sonra geliyorum buraya. Int dizi diyorum. Bu dizimde sayılarımı tutacağım. Bir tane de int key lazım bana. Hani bahsetmiştik ya, anahtar değer. Bu anahtar değerimle işlemlerimi gerçekleştireceğim. Bir tane fonksiyon yazalım. İşte insertion sort diyelim buna. İki tane parametre gönderiyorum. Bir tane dizi parametresi, diğeri ise eleman sayısı parametresi. Burada döngülerim için bir tane int i, bir tane int j tanımlıyorum. Şimdi döngüme başlayayım. 0 değil 1 olacak. İ küçüktür eleman sayısı. İ'yi her adımda artıracağım. Şimdi benim key değerim
Dizi i'ye eşit olacak. Daha sonra j değerim ise i'nin 1 eksiğine eşit olacak. Bu j değerinin i eksi 1'e eşit olmasının sebebi anahtar değerin solundaki kısım sıralı olacağı için ve ilk adımda zaten sıfırıncı indis sıralı kabul ediliyordu ya. Bu yüzden bu şekilde belirliyorum. Daha sonra kaydırma işlemim için bir döngü yazmam lazım. Yani kaç tane sayı olursa olsun eğer bir kaydırma gerekiyorsa benim döngümün bu işi halledebilmesi gerekiyor. Bu yüzden while döngüsüne giriyorum. Çünkü şey yapacağım. Şart yazacağım. Şart yazacağım için for yerine while seçmek daha mantıklı. Şartım ne olacak peki? Benim key değerim küçüktür dizi j'den ise döngüm dönecek. Ve bir tane de sınır limiti koymam lazım. J büyük eşittir 0 olacak. Yani en küçük 0 olabilmeli. 0'dan aşağı inmesin. Peki burada ne yapacağım? Burada yapmam gereken şey kaydırma. Kaydırma işlemini şu şekilde yapabiliriz. Dizi j artı 1'e gelirim. Dizi j derim. Böylece tüm elemanlar kayar. Bir sağa kayar. J'yi tabii ki her adımda bir eksiltmem gerekiyor. Bundan sonra yapmam gereken işlem yerleştirme. Yani sokma işlemini yapmak. Nasıl yapacağım? Key değerime dizi j artı 1 atayacağım. Daha doğrusu yanlış yaptım. Dizi j artı 1 konumuna key değerini atama işlemini yapıyorum. Böylece sokma işlemim gerçekleşmiş oluyor. Şimdi kullanıcıya biz şey yapalım. Buraya int i diyeyim. Adet diyeyim. Kullanıcıdan sayı alalım. Kaç adet sayı girmek istiyorsunuz diyelim. Daha sonra ben bu sayıları alıyorum. Scanf ile adet değişkenime kaydediyorum ve for döngüme giriyorum. For döngümde i'den başlasın. I eşittir 0 olsun. I küçüktür adet kez dönecek. Şimdi kullanıcıdan sayı alacağım. Sayıyı dizeye kaydedeceğim. Printf diyorum. Yüzde değinince sayıyı girin desin. Ve bu sayıyı da hemen ne yapıyorum? Dizime kaydedeceğim. Yüzde D diyorum. Dizimin ininci indisine kaydetsin. Bu şekilde kaydedecek. Daha sonra ben tutacağım bunu insertion sort fonksiyonuna göndereceğim. Dizimi gönderiyorum. Daha sonra eleman sayımı göndereceğim. Adet değişkeninde tuttuğum. Şimdi bu fonksiyon çalıştığı zaman dizim düzenlenmiş olacak. For döngüsünü şöyle yapayım. Dizimin elemanlarını yazdıracak sadece. Dizi iyi yazdır. Tamam, çalıştıralım. Şöyle bakalım. Kaç adet sayı girmek istiyorsunuz diyor. 5 diyorum. Neyse, çok önemli değil orası. 3 dedim. Sıralamış gibi gözüküyor. Şurayı da düzelteyim. İyi artı 1 diyecektim buraya. Hemen tekrar çalıştırayım. While döngüsüne gerek yok. 5, 4, 3, 2, 1 dedim. Doğru şekilde sıraladım. Evet, kodda sıkıntı gözükmüyor. Ama siz bir sıkıntıya rastlarsanız bizi bilgilendirebilirsiniz. Insertion sort kodu bu şekilde çalışıyor. İsterseniz tekrar anlatayım. İşte bu for eşittir i eşittir 1'den başlamasının sebebi key değerini birinci indisten başlıyor olması. Bu yüzden 1'den başlattım.
Zaten key eşittir dizi i de bunu görüyorsunuz. Neden? Çünkü key'in solundaki dizi sıralı. Daha sonra işte key'in solundaki dizinin son elemanını elimde tutmak için j eşittir i eksi 1 dedim. Hatta şuradan gösterirsem daha iyi görürsünüz. Mesela şuradaki, yani burada kötü gözüküyor ama 15 ile 3'e dikkat edin. Key'im 3, j eşittir i eksi 1 15 oluyor. Tamam mı? Buradaki mantık bu şekilde. Yani her adımda böyle gerçekleşiyor. Key küçüktür dizi j ise ve j büyüktür 0 ise ben şurayı çalıştırıyorum. Şurayı çalıştırmak ne demek biliyor musunuz? Hemen buraya tekrar geleyim. İşte 3 ile 15 karşılaştırılır, 3 ile 11 karşılaştırılır mantığı. Yani ben sürekli her adımda bir önceki indisle karşılaştırma yapıyorum. Şartım ne? Key'im karşılaştırılandan küçük olacak ve sıfırdan büyük olacak. Ben bu karşılaştırmayı yaptığımda şu konuma key'i atarsam insertion'u gerçekleştirmiş oluyorum. Evet arkadaşlar, anlamadığınız yerler olursa video altında sorabilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşça kalın.